Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Allahumma salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Fatır suresini okumaya devam ediyorum. 28. ayet-i kerime. 27. ayet-i kerimedeki konu burada devam edecek. Ne demişti 27. ayet-i kerimede Allahu Teala? Gökten su indirdi Allah. O suyla biz çıkarttık diyor meyveler rengarenk. Dağlar da böyledir. Kırmızı beyaz yollar, çizgiler var. Rengarenk, muhtelif renklerde farklılıklar arz ediyor. Ve yine simsiyah yollar da, dağlar da orada var. Yeryüzü böyle. Ve minennas Ayet 28 bu şekilde başlıyor. İnsanlardan da bu şekilde renkli olanlar var. Yani bakıyoruz siyah kardeşlerimiz ya da bakıyorsunuz böyle rengi biraz daha kül rengi gibi griye doğru çalıyor. Ya da siyahı hafif çikolatalaşmış hani öyle derler ya kahverengimsi bir siyah. Sonra daha açık tenli Araplar var. Sonra onlardan biraz daha esmer insanlar görüyoruz. Beyazı biraz daha ön planda. Ama daha beyaz, daha bembeyaz olanlar, sarılaşanlar, sapsarı olanlar, sarıdan kızıla çalanlar ve kızıl olanlar gibi Allahu Teala insanları da rengarenk var etti. Ve bu ara da saydıklarım da işte Arap dediklerimiz ya da, ya da sarı ırk dediğimiz insanlar ya da kızıl bir deriye sahip olanlar ya da siyah deri sahibi olan insanlara baktığımız, onların da kendi içlerinde her birinin hatta aynı anne babadan doğmalarına rağmen farklı olduklarını, çizgilerinin, renklerinin, oluşlarının değişik olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde onlar da sudan var edildiler. Yani yeryüzündeki oluş gökten inen suyla oluyor. Bütün canlılık suya bağlı. Allah'ın verdiği bir nimet bu. Ve insanın oluşu da anneden babadan gelen bir su. Yine insan zaten normalde de su ile toprakla oluşumuna devam edecek ama yani insanın anne karnındaki oluşumu da bilirsiniz ki bir sudan meydana geldi. Aynı sudan meydana gelen anne karnındaki hatta ikiz olan çocukların bile bambaşka olduğunu işte öğreniyoruz, biliyoruz, yaşıyoruz zaten. Allah bu farklılığı bize anlatıyor şimdi. Ve devam bir anlayabildiğim kadarıyla yerde yürüyen bütün börtü böcek bunun içerisine Uçan kuşlar da girer anlayabildiğim kadarıyla. Ya da denizdeki diğer mahlukat da bununla beraber düşünülebilir. Ama öncelikle bu ifade karada yürüyen, yani kertenkelesi, örümceği, tavuğu, civcivi hepsini anlayacağız anlayabildiğim kadarıyla. Onlar da böyle rengarenktir. Vel ve diğer bize yakın olan, bizim yakınımıza yöremizde olan, evde, evimizde ya da onlar üzerinde kurbanlar kesebildiğim hayvanlar enamdır. Yani deve, sığır, koyun ve keçi özellikle onları anlıyoruz. bunlar da öyle. Rengarenktir. Her birisini bu şekilde yaratan Allah. Muhtelifun elvanuhu kezalik. Onların da renklerini bu şekilde farklı farklı kıldı. Tüm bu bilgiler yani bu renklerin bilgisi. Hayvanların renkler üzerinde düşüneceğiz. Yani elem tarayı her birisinde bir daha tekrarlayalım. Görmedin mi? Su indirdi Allah. Görmedin mi? Bu su ile bak bitkiler çıkardı, meyveler çıkardı. Bunu düşün. Meyveler rengarenk. Bunu anla. Dağlara bak. Bunu düşün. Bunu da var eden Allah. Onlar da rengarenk yaptı. Dağlar, dağlarda çizgiler, yollar e, var eden de o. Sonra insanlar, sonra diğer bütün mahlukat, sonra e, hemen yanınız başınızda olan koyunlar, keçiler, develer, sığırlar. Tüm bunlar renklerini sadece düşünmeniz, onlar üzerinde kafa yormanız bile sizi Allah karşısında saygıya doğru götürecek. Boyun eğeceksiniz. Bu bir zillet değil ama Allah'a diklenmeden, Allah'ın gücü kuvvetini bilip, Allah'ın yaratmasındaki o muhteşemliği anlayıp, Rabbimizin sanatı, onun yaratması muhteşem. Hayranlığımız olacak ona. Ya Rabbi sen ne kadar muhteşemsin. Seni yaratman ne kadar güzel diye coşkuyla kalpler harekete geçiyor. Allahu Teala'nın var etmesi karşısında hayranlığımızı hiç gizlemeyecek. Bilakis ortaya koyacağız. Dilimizle bunu hamd ederek ifade edeceğiz. Ve nimetler, tüm bu varlık bir nimet aynı zamanda. Buna şükredeceğiz. Tavaf ediyoruz. Tavaf esnasında Kabe'nin etrafında insan ayetleri. Değişik yüzler, kadınlar ve erkekler, Allah'ın e, muhteşem güzellikte kulları, her birisi farklı tatta, boyda, bosta olan, güzellikleri olan, imanları, takvaları, ortaya koydukları kullukları, iyilikleri değişik olan ve fakat hepsi Allah'a kullukla kendilerini ifade eden, aynı yerde dönüp duran kullar. Bunlar bizim büyük bir etkileşim, etki veriyor yani kalplerimizi etkiliyor. İşte düşünen Allahu Teala'nın ayetleri karşısında görünen ayetler. Ama Allah'ın ayetleri şu okunan ayetler karşısında e, yüreğinde bir titreme oluşur. Bu haşyet başka nasıl tarif edilir tam bilmiyorum. Yani hem bir korku hali, aziz olan, güçlü olan, cebbar olan, kahhar olan, dilediğini dilediği şekli yerine getirebilen bir sudan suyu var eden, o suyu gökten indiren ve o suyla bu renkleri oluşturan çeşit çeşit renkleri, bütün evreni farklı hale getiren, ama bu farklılıkla muhteşem bir düzen oluşturan Mevla'nın gücü karşısında e, içi korkuyla dolup, e, ona karşı ihtiramını ifade etmek bir haşiyettir, e, korku halidir. Ama bu korku sadece e, yani bir silahın verdiği korku gibi değildir. Ya da vahşi bir varlık karşısındaki duyulan korku anlamına gelmez. Bu saygının olduğu, sevginin olduğu, coşkunun olduğu, deriyi titreten, kalbi ürperten saygının kulluğa dönüşümüdür anlayabildiğim kadarıyla. Ve bunun temelinde takva var. Yani bu korkunun ardında, haşyetin arkasında, bu havfin arkasında takva var. Takva ise Allah'ın sınırlarını bilmek ve korumak anlamına gelir. Allah'ın sınırlarını bilir kişi, Allah'ı bilir, Allah'ın esmasını görür, anlar, kainatı böyle değerlendirir. Onun kudretinin delilleri karşısında bir anda kendi sınırlarını, çizgilerini anlar. Böylece isyandan, kötü işlerden, şirkten, Allah'a ortak koşmaktan, Allah'ın bir benzerinin olmayacağını anlar. Ona ortak olacak birisinin olamayacağını bilir. Allah'ın paranteze alınamayacağını, Ya Rabbi gökte dur yere karışma'' diyemeyeceğini anlar. Çünkü bütün kainat onun elindedir. Yerde onun, gökte de onundur. Yerle gök arasındaki tüm işler ona aittir. Renkler, şekiller, ben, kendim, her şeyimle ona aitken efendi olurum, dürüst olurum, sadakatli olurum, eğilirim, rükû eder, secdeye kapanırım, kullumu ifade ederim. İşte bu takvadır. Allah'a karşı gelmekten sakınmak, hayatı Allah'la birlikte düşürmek, onun verdiği bilgilerle hayatı anlama çabasına girmektir. Bundan dolayı da innema yahşallahu min ibadihi el Ancak kulları içerisinde Allah'tan alimler korku duyarlar, haşyet ederler. Yani Allahu Teala saygıyı en güzel gösterenler, Allah'ın konumunu, Allah'ın e, kim olduğunu bilip onun karşısındaki yerini yurdun en güzel ayarlayanlar, e, kendi pozisyonunu Allah karşısında en güzel oluşturanlar kimlerdir? E, alimlerdir. Alim mümin'dir. Her mümin alimdir. E, ve imanın çerçevesinde ve imanının e, gücü kuvveti e, şey diyelim kadarıyla onun da ilmi artar. E, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bütün kafirlerin bilgilerinden toplamının hem de hepsinden daha bilgilidir. Yani şu anda yeryüzündeki bütün bilim adamlarını, bütün yazılan, çizilen göklere, yerlere dair, hayvanlara, bitkilere dair, sosyolojik, psikolojik tüm donanımları, her şeyi yani arama motorlarında o topladıkları tüm bilgiler bir tarafa yığılsa ve tüm bilenler bir yere bir kefiye konulsa hepsinden daha çok bilir sadece sadece kulluğu çok iyi olmayan yani hataları günahları olsa bile bir mümin la ilahe illallah saf ve samimi şekilde duru hanif bir imanla iman ettiğinde ben Allah'tan başka hayatıma karışmayan yetkili kimse bilmiyorum. Sadece onu tanıyor ve onu kabul ediyorum. Benim seveceğim tek Allah, benim korkacağım tek Allah, güç kuvvet sahibi tek Allah, vekilim de odur, mülkün sahibi de odur, Rabbim de odur, ilahım da odur diyen bir adam, bir kadın, yeryüzü dolusu kimseden daha bilgilidir bu ayete göre. Yani ilim insanların kariyerleri değildir. İnsanların aldıkları etiketler değildir. Prof olmaları, doçent olmaları ya da şurada kariyer yapmaları, şu kitapları yalayıp yutmaları onları bilgili kılabilir kendi dünyaları içerisinde. Ama Allah'ın kitabında söylediği alimlik yoktur. Alim tekrar söyleyelim imandır önce. Sonra imanın oluşturduğu, takva ile o kişinin ilmi artar. En alimimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü en takvalımız odur. Allah'ı bilen, Allah'ın sınırlarını bilen, Allah'ın helal ve haramını en iyi bilen ve onu yaşayan, onu koruyan, onu kollayan odur. Örneğimiz, önderimiz, rehberimizdir. Neyi nasıl yapacağımızı bize öğreten odur. Dolayısıyla en alim kişi, Rabbine karşı en saygılı olan kişi Muhammed aleyhisselatü vesselam ve biz müminler ne kadar çok ona benziyorsak biz o kadar çok takvalı olacak, Allah'a karşı gelmekten sakınacak. Böylece bilgi de bize yer bulacaktır. İlim öyleyse kendisiyle kulluk gerçekleştirilen şeydir. Allah'a kul olmamı sağlayan şeydir. Kendisiyle cennet yolunu bulduğum bilgi doğru bilgidir, faydalı bilgidir. Kendisiyle cehenneme doğru yürülen her bilgi ise, ne kadar bilgi olursa olsun hatta tefsir, hadis bile olsa eğer adamın niyeti, tarzı, tavrı ne adına okuduğu önemli burada. Allah adına öğrenilen bilgiler doğru bilgilerdir. Bizi cennete onlar götürür. Allah adına okunmayan bilgiler adamı cehenneme sürükler. Mevlam muhafaza buyursun. Çünkü sonunda bir haşyet, bir korku, bir kulluk, bir takva ortaya çıkmayacaktır. Burası önemli anlayabildiğim kadarıyla. Bunu güzel kavramak zorundayız. Yani ilim nedir? En alim kişi kimdir? Bunu bileceğiz. اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ غَفُورٌ Ayetin sonunda Allahu Teala kendi esmasını anlatıyor. Çünkü Allahu Teala'nın isimlerini bilen kimse alim olacak. Ve Allah'ı en güzel tanıyanlar da alimlerdir. Ve Allahu Teala bu ayeti bir de farklı bir okumayla okursak, şu son bölümü özellikle, Allah kullarından alim olanlara yetkiler, dereceler, üstünlükler bahşeder diye de anlaşılmış. Yani Allah kullarına nasıl değer verir? Allah'ın en değer verdikleri alimlerdir diye de anlayanlar olmuş. Dolayısıyla ilim varsa ilmimiz kadar değerimiz var demektir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte cennete giren Müslümana denecek ki oku ve yüksel. Senin yükseleceğin cennetteki en son nokta ee, okuduğun Kur'an'dır. Yani Kur'an'da ne kadar biliyorsun? Rabbin kelamından, kelimelerinden. Yani onun esması, isimleri Kur'an'dadır. Allah'ın ee, Allah'ı e, Allah tanımak isteyen kitabı tanıyacak. Allah'ı tanımak isteyen evrene, kainata bakacak ve ikisi arasında bir okuma yapacak. Bu iki okumaları sonrasında derecesi yükselecektir. Bilgisi artacaktır. Kulluğu çoğalacaktır, takvası, kalbindeki e, haşiyeti artacak ve Rabbine olan saygısı çoğaldıkça İlmi ilmi artıyor. ilmi arttıkça sayısı çoğalıyor ve böylece Allahu Teala'nın da ona verdiği değer artıyor. bu denklem devam edecektir. Ama biz bu işi yaparken kendimize güvenmiyoruz. Biz zavallı, zelil, başarısız, aciz kimseleriz. ama Allah azizdir. Allah güç, kuvvet verir, imkan verir. İzzet şeref onundur ki bununla önceki ayetlerde geldi. Allahu Teala'dır tüm izzetin sahibi. E, e, kim menkane kâne yuridul izzete felillâhil izzetü cemi'a demişti 10. ayette. İzzet arayan Allah'a gitsin. Bütün izzet Allah'tadır. Aziz olan o, güç kuvvet sahibi olan o. E, dolayısıyla buna karşı, hani Allahu Teala'ya karşı renk savaşında bulunanlar, kendi formalarını, kendi renklerini parlatanlar, e, bizim gücümüz Allah'ın gücünden daha fazladır, bizim bilgimiz daha yoğundur demeye kalkanlar, onlar zillet içerisinde başları önük, öne, eğik bir şekilde kıyamet gün rezil kepaze olacaklardır. Dünyada da onları bekleyen son acı bir akıbettir. Allah azizdir ve kullarına, en zavallı kullarına yüceltir. Kapkara Bilal Mekke'de aşağılandığı halde o Allahu Teala'nın istediği bir noktada Allah'ın dininin müezzini olmuş sözcüsü olmuş. Cennette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin takunyalarını sesini duydum ey Bilal ne yapıyorsun diye soruyor ona. Dolayısıyla böyle bir şeref ancak Allah'tan gelir. Ee, Allahu Teala kullarına böyle bir şeref vermeye yetkilidir, güç sahibidir. Allah gafurdur. Ee, dönüp gelenleri, hatalı bir hayatı bırakıp af dileyenleri, yaptıklarında eksik olanları tamamlar. Biz kullukta eksikler içerisindeyiz. Rabbimize karşı korku duyduğumuz halde bunu gerçekleştirme noktasında eksiklerimiz olabilir. Helal ve haramını bildiğimiz halde bunları koruma noktasında düşüşlerimiz olabilir. Ama Allah gafurdur, affeder, bağışlar, merhamet eder. Onun gücünü, kuvvetini bilen ve ona istiğfar eden, affet Allah'ım, güç sahibi sensin, kuvvet sahibi sensin, nimet sahibi sensin, bizi bağışla diyen kullarını da Allah-u Teala umarım bağışlayacaktır hem ki şeref onun hem güç kuvvet onun hem bağışlayan odur biz de ondan af diliyoruz elhamdülillahi rabbil alemin allahumme salli ala muhammed